sütün gelirse, sütün dediğimiz şey neydi? Cezim. Cezimli olarak gelen bağ ve yağ harfleridir. Zaman zaman Batman Müftülüğü olarak cami çocuk buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Hiç şüphesiz geleceğimizin teminatı evlatlarımızdır, çocuklarımızdır. Bu çocuklarımızı manen diri tutabilmek için, geleceği onlara çok iyi gösterebilmek için, milli ve manevi duygularla mücehhez hale getirebilmek için herkesin üzerine düşen bir takım vazife ve sorumlulukları vardır. Bizler de bu vazife ve sorumluluklardan yola çıkarak çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bunun için çevre ve etrafında yaşamış olduğu manevi değerleri özümsemesi gerekiyor. Özellikle 4-6 yaş kurslarımızda, Kur'an kurslarımızda ve benzeri yerlerde, okullarımızda okuyan çocuklarımızı zaman zaman camilerimizle tanıştırıyoruz. Camiye gelen çocuklarımız bir camide ne olur, kürsü nedir, minber nedir, mihrap nedir, imam nedir, efendim buralarda neler yapılır, insanlar günde 5 defa buraya niçin gelirler, niçin Rabbin divanına dururlar, niçin hiç kimsenin huzurunda durmadıkları kadar onun o yüce yaratıcının önünde yan yana omuz omuza diz dize dururlar. Sadece niçin onun huzurunda baş eğerler, diz kırarlar? Bunları çocuklara hem görsel anlamda gösteriyoruz, hem o evlatlarımıza tanıtıyoruz, hem de hayırlı bir nesil olmanın yol ve yöntemlerini okullarında, kurslarında gören evlatlarımız öğretim boyutunun eğitimini de orada bizzat yaşayarak görmüş oluyorlar. Biz zaman zaman cami çocuk buluşması yapıyoruz. Bunu önümüzdeki zaman dilimleri içerisinde de evlatlarımızı, çocuklarımızı hem bir etkinlik çerçevesi içerisinde, hem bir kendilerinin böyle caminin içerisinde gelip çok rahat edebilecekleri bir ortamı hazırlıyoruz. Ve aynı zamanda büyüklerin de çocuklara karşı nasıl davranması gerektiğini de zaman zaman büyüklerimize aktarıyoruz ki geleceğimiz ve bizim istikbalimiz olan, yarın bizim yerimizde bulunacak olan çocuklarımız da o temel vazife ve görevlerini bizzat yaşayarak, görerek, beyinlerine de idrak ederek, beyinlerinde de idrak ederek çocuklarımız yetişsinler. İnşallah bunu önümüzdeki zaman dilimleri içerisinde de zaman zaman yapmaya gayret edeceğiz. Biz de buradan ebeveynlere, özellikle anne ve babalara, yetişkinlere çağrıda bulunuyoruz ki çocuklarımızı ileride manen kaybetmemek için, onların manevi doygunluğa erişmelerini sağlamak için, kalp ve gönül dünyalarını doldurmak için ellerinden tutup çocuklarımızı camilere kendileri bizzat getirsinler. Camide hocalarımıza teslim etsinler. O büyükler çocuklarımızı hocalarımıza ve eğitimcilere teslim ettikleri zaman onların aynı zamanda kalp ve gönül dünyalarını doyurmak için de çaba ve gayret sarf etmiş olurlar. Sadece onun maddi gereksinim ihtiyaçlarını gidermek üzere biz görevli ve vazifeli değiliz. Büyük, onun için seçilmiş büyükler değiliz. Biz onun manevi dünyalarını da geliştirmek ve doyurmak için çaba ve gayretimiz olacak. İşte bunun için
ebeveynlere, anne babalara efendim çağrımız, onları zaman zaman çocuklarımızı ellerinden tutarak, onların gönüllerini okşayarak, onların kalplerini okşayarak en yakın mahallede bulunan camilerimize, mescitlerimize getirirlerse evlatlarına karşı bir vazife ve sorumluluğu da yerine getirmiş olurlar. Bu vazife ve sorumluluğu yerine getirdiğimiz zaman gelecekte ahu figan etmeyeceğimiz, keşke demeyeceğimiz bir nesili ortaya çıkarmış oluruz. Bugün hepimiz bu konuda kafa yoran insanlar gelecek nesillerimiz üzerinde bir takım olumsuzlukları gördüklerini ifade etmektedirler. İşte o olumsuzlukları bertaraf edebilmek neslimizi iyi yetiştirmeye bağlıdır. Bugün bütün psikolog ve sosyologların üzerinde durmuş olduğu konu 6 yaşına kadar çocukların artık bir karakter eğitimini tamamıyla aldığı yönündedir. İşte o karakter eğitimini alma zaman dilimi içerisinde çocuklarımıza, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirebilmek ve gelecekte de keşke diyebilen insanlar içerisine girmemek ve bir vazife ve sorumluluğu da en güzel şekilde yapmanın adımını atmaktır evlatlarımızı, çocuklarımızı camiyle buluşturmak.